Detonation Focus Me'nin bu arenaya çıkana kadar ne gibi yollardan geçtiğini de görmüş olduk. Önümüzdeki maçımız Cheese ve Detonation Focus Me ekipleri arasında, yine hatırlatalım. Twitter'dan kim kazanır oylamasına hashtag GoDFM ya da hashtag GoCHF, yani Go takım kısaltması şeklinde yapabilirsiniz bu kim kazanır oylamalarını. Sana da soralım Johnny, senin maçla ilgili düşüncelerin neler? Detonation Focus Me kazansın. Böylelikle herkes bir kez yenilmiş, Dark Vest'i yenilmemiş olsun. Yani ben bu tarafı oynuyorum birazcık daha gördüğünüz üzere ama... Peki yani kazanması, mantık olarak, evet. Mantık olarak Chiefs tabii gösteriyor. Özellikle Bangkok Titans'ın karşısında gösterdikleri iyi oyun. Ve hani az önce Narun da söylemiş olduk gibi. Bu arada arkadaşlar Narun giderken şunu söyledi. 0-9 The Dream. Yani 9'a 9 yapıp buradan ayrılmak istiyoruz. Size de mesajı oydu. Herhalde görürüz yine kendisini bu turnuva içerisinde. Hı hı. Tekrardan bu koltukta ama... makro anlamda, stratejik bakımdan üstünlükleri bariz bir şekilde belliydi Bangkok Titans'a karşı. DFM'de hani yasaklama seçim ekranında biraz cheese denilen bir olay denediler. Olmadı. Hani burada şunu göreceğiz. One Trick Pony denilen olay, hani bir numarası olan hani show atları vardır ya. Onlar gibi mi acaba durumları, yoksa farklı şeyler gösterebilecekler mi? Hani Zillion denediler. Olmadı. İşte bu maçta iki ihtimal var. Chiefs direkt yasaklayabilir. Ya da bana sorarsan Detonation Focus Me'nin bu taktik üzerinde çok fazla ısrarcı olmaması lazım. Zillion'ı seçmeyecekler. Farklı bir taktik gösterebilecekler ve Chiefs'in Bangkok Titans karşısında o gösterdiği iyi performansa karşı ayakta kalabilecekler mi? Bana sorarsan ikinci sorunun cevabı hayır. İşleri çok zor. Bir de şöyle bir durum var. Yani bütün kaynaklarını Rokenye'ye, yani saldırı gücü taşıyıcılarına yatıran Detonation Focus Me ekibinin ondan istediği verimi hiçbir şekilde alamadığını gördük Dark Passage ekibine karşı. Koridor değişikliğini sezmekte başarılı olamadılar. 2'ye 2 koridora gidip çok 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 geri düştüler. Ve bir noktada Kog'Maw'a karşı Tristana 70 milyon gerideydi. Ki bu maçın hani ileriki dakikalarında 30. 40. işte 300-400 milyonların olduğu dakikalarda da değildi. 130'a 200 gerideydi yaklaşık, yani 20-25. Dakikada henüz. Yani burada da sanki Rokenya'ya güvendiğinde o istediği verimi alamıyormuş gibi gözüküyor Detonation Focus Me ekibinin. Bir de yani şimdi düşünecek olursak Tristan'dan daha güvenli bir nişancı yok. O Jugger kompozisyonu yapabileceğin. Kalista bence Tristan'a göre birazcık daha riskli. Çünkü anlık, evet, bir hasardan kaçabilecek. Yani Tristan'a gibi bir hem ultisinden hem roket atlayışından gelen bir yeteneği yok. Tamam, devamlı pasif sayesinde pıt 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 oraya buraya zıplayabiliyor ama ya Tristan'a ile ya bu işi başaramıyorsan bırak Kalista'yı, acaba Kog'Maw'la nasıl başaracak? Çünkü Kog'Maw ikisinin arasında evet hasar potansiyeli birazcık daha yüksek olabilir ama en hareketsiz, en tehlikeye açık olanı. O yüzden şöyle bir şey var. Bu Jugger'larla ilgili yanılgılardan bir tanesi. Az önce Naru da bunu söyledi. Bir tek şampiyonu oynarsanız bütün kaynaklarınızı, o şampiyon etkisiz kalırsa, geride kalırsa ya da çabuk ölürse baka kalıyorsunuz. Bittiniz. Bu yüzden Jugger'lara ikinci bir tehdit unsuru alıyorlar. Nedir bu? Mesela bir süre Yasuo üzerinde durdular. Ben Yasuo'yu alsalardı korkardım. Çünkü hakikaten o kadar fazla rakiplerin ayaklarını yerden kesen, savuran, ittiren yetenek varken Juggermaw, daha doğrusu Jugger Tristana kompozisyonu Yasuo ile çok daha tehlikeli olabilir. Hı. Çünkü Tristana'dan başlayarak bütün şampiyonların Yasuo'nun ultisini tetikleyecek yetenekleri vardı. Ama gelin görün ki onlar hasar potansiyeli sadece yetenek atışlarına bağlı ve tek bir yetenekten gelen şampiyona güvendiler. Ya orta koridorda Lulu'yu alıp yukarıya ekstradan bir, mesela en kötü Nar'ı alırdın, hiç değilse ayrı ittirme potansiyeli olurdu. Bunu Lulu ile yapmaya çalıştılar, sonuçları belliydi. Yani Lulu en fazla bir tane kula aldı. Onlar için, evet, hiçbir varlığı yok. Bir de yani Elvin'de karşı birebir de bir skor almaya başlamıştı. Elvin de orada birazcık skoruna bakıp güvendi. Hı-hı. Birazcık da galiba Rex'in yemlemesi oldu o durumda. Hani geliyorum geliyorum dedi. Ultisi de geldiğinde çoktan Mako'yu ölmüştü ve orada, evet, Lulu'yu yakalamak çok ihtimal dahilinde değildi. Şey sıkıntısı da var. Yani Lulu gibi bir şampiyona karşı böyle ben onu alırım deyip biraz öne çıktığınız zaman bir daha geri çıkmanız mümkün olmuyor. Çünkü Lulu sürekli sizi yavaşlatıp ya da ultiyi kendi üzerinde kullanıp ultiyle beraber sizi yavaşlatıyor. Evet. Vesaire vesaire. Dediğin gibi çıkmanız mümkün olmuyor. Zaten koridor hakimiyeti niye bu kadar yüksek? Biz bunu profesyonel anlamda çok fazla görmüyoruz. Zaten Lulu'ya karşı oynarken oyuncular genelde birazcık dürteyim geri çekeyim. Hani tamamen kendini adadığın zaman dediğin şekilde kendisini koruyabilecek, rakibin dengesini bozabilecek çok fazla yeteneği var. O yüzden Lulu koridorları birazcık daha hani minyon kesme amaçlı geçiyor. Burada yani Alvin tadına belki turnuvanın başlangıcında böyle bir heyecan, böyle bir belki, gerçi heyecan da çok fazla yoktu ama böyle bir kendini gösterme çabası
diyebiliriz. Bilmiyorum o nasıl bir psikolojiyle gerçekleşti ama hatalı bir oyun geldi. Onun haricinde Lulu oyunun başından sonuna kadar çok fazla bir şey yapamadı. Hatta şunu gördüm ben Detonation Focus Me'nin hani bu Jagger kompozisyonunu tam olarak oynayamadığını gösteren veri Ejderha Savaşı sırasında Gragas'a atılan Lulu ultisiydi. Bunu yapamazsın. Yani Jagger kompozisyonu oynuyorsan o Lulu ultisi her zaman Jagger nokta nokta şampiyona gitmek zorundadır. Yoksa savaşa herhangi bir şeyin kalmıyor. O nişancı bir yerden sonra güvende olmadığı için hasar verecek pozisyonu asla geçemiyor. Biz bence bu birazcık zayıf oluşlarının avantajını iyi kullandık. Koridorlarda büyük üstünlük sağladık. Ve nihayetinde Detonation Focus Me'yi yenmeyi başardık. Chiefs karşısında ne yapacaklar ben açıkçası merak ediyorum. Çünkü ilk gösterdikleri o belki de fırtına gibi girme isteği geri tepti. Şimdi birazcık daha durulup birazcık daha meta'ya dönmek zorundalar. Evet, dediğin gibi. Önümüzdeki maçlarda tabii ki Dark Passenger performansını yine görme fırsatı bulacağız. Bir sonraki maçımıza geçmeden önce iki hatırlatma yapalım. Twitter'da kim kazanır oylamasını #GoCHF ya da #GoDFM şeklinde oylayarak yapabilirsiniz. Ve Dark Passage'in bir sonraki maçlarını merak ediyorsanız bu maçtan sonraki iki maçta yine Dark Passage'in önce Bangkok Titans'la sonra Chiefs'le maçı olacak. Bir sonraki maçımız dediğimiz gibi Detonation Focus Me Chief arasında ve sunucularımız Glandal ve Second Best'e geçiyoruz. Söz sizde. Teşekkürler Scarlett ve Johnny. Yorumlarınız için yine güzel bir özet çıkardınız. Neler göreceğiz ya da neler yaşadıkla ilgili. Arkadaşlar tekrar karşınızdayız. Günün 3. maçı için Chiefs ve Detonation Focus Me arasında olacak 3. maçımız. Biraz önce Scarlett'ın söylemiş olduğu gibi. Kaan şimdi Detonation Focus Me biraz hakikaten ağır bir hani şöyle bir silkelenip kendine getirecek onları bir maç yaşadılar. Chiefs karşısında da çok kolay bir maça çıkmayacaklar. Yani turnuvanın diğer bir favori takımı diyebiliriz Chiefs için. Sence hani bu maçta neye dikkat etmeli lazım? Yani bence Zillion gibi böyle riskli seçimlere artık pek yer vermemeleri lazım öncelikle. Ya Zillion riskli evet ve metada çok olmayan ciddi işte hasar sorunu olan bir şampiyon ama Zillion etrafında da kompozisyon kurarsın. Ama Zillion'la Lulu yan yana niye var yani? Niye var? Hasar yetmiyor yani. Yetmiyor. Artı yani işlevsel dediğimiz gibi işlevsellik konusunda neye işlevsel? Aynen. Ama Roke şimdi eğer böyle bir şey yapacaksan alt koridora çok daha fazla önem vereceksin. Roke'ye öne geçsin diye. Evet, evet. Artı benzer bir durum Dark Pass için geçerli. Onların da Kog'u koruyacak hemen hemen hiçbir şey yoktu. Doğru. Madem böyle bir kompozisyon kurdun, bütün ormancı baskısını, bütün konsantrasyonunu alt koridora yönelt. Tristana'yı öne geçir, Tristana öne geçsin ve şeyiz. Yani iyi bir kompozisyon değil kesinlikle ama yapılan kompozisyonu işletmek için kullanabileceğin silahları da hiç kullanamıyorsun. Evet. Aynı şekilde Dark Pass için de çok önemli dersler var. Yani Dark Pass daha iyi takım, yani daha iyi oyunculara sahip olduğu için kazandı. Ama onların da sorunlarını biraz evvel de zaten biz de söyledik, analiz masası da söyledi. Şey yapması lazım ama daha ilk maç. Yani ilk şey belli değil. Detonation Focus Me açısından bakarsak biz nasıl Dark Passage'in dünya şampiyonasına gitmesinin önemli olduğunu ama dünya şampiyonası tecrübesi falan filan diyoruz. İşte orada bir galibiyet almak önemli şu. Detonation Focus Me için de aynı şey Wild Card için geçerli. Evet. Şimdi Japon Ligi'nin yeni bir lig olduğunu, bu sene kurulduğunu, oyuncularının profesyonel seviyede yeni deneyim kazandığını, bir arada oynadıklarını düşünürsek, onlar da buraya deneyim kazanmak, kesinlikle, başka ülkelerin seviyesini yakalamaya çalışmak, kesinlikle, bir galibiyet almak ki kış mevsiminde bir tane galibiyet almayı başarmışlar. Bir ya da iki galibiyet almak, onun için geliyorlar, kendilerini geliştirmek için. Ve her bir maç onlar için bir öğrenme deneyimi. Hı-hı. Şimdi karşılarında Chiefs gibi çok daha metodik oynamayı seven, ki zaten Avustralyalıların genel yaklaşımı olur, daha sistematik olan, metayı çok iyi takip ettiğini ilk maçtan belli eden bir takım var. Şimdi mesela onlardan alacakları çok daha fazla ders olacak. Evet. Ama aynı şekilde bu kadar sistematik oynayan bir takımı yakalamak da mümkün. Evet. Biraz yani daha belki burada yakalama... Bir sürpriz belki hani burada görebiliriz. Ve daha suikastçı, daha aradan birini çıkarmaya yönelik bir kompozisyon yapmak Detonation Focus Me için riskli. Ama alınması gereken bir risk olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü eğer normal meta şampiyonu, normal meta oyununu oynarsanız Chiefs'i yenmeleri hiç kolay gözükmüyor. Bana da öyle. Hiç kolay gözükmüyor. Chiefs zaten yani, bence Bangkok Titans'dan bir adım öndeydi yani turnuva öncesi konuşuyorduk zaten. İlk maçı da kazandılar. Gerçi çok ortada bir maç oldu. Ayrı tartışma. Çok hatalarla dolu bir maç oldu ama şimdi Bangkok Titans'a karşı oynarken mesela daha defansif oynaması gerekecek Detonation Focus Me'nin. Ama bu maçta yüksek risk, yüksek ödüllü bir kompozisyon kurmak Detonation Focus Me pozisyonda bir takım için daha önemli.
Ben de katılıyorum sana. Yani eğer meta oynarsanız, daha kontrollü oynamaya çalışırsanız Chiefs'in üstünde olduğu belli zaten. Mekanikleri daha iyi durumda olduğu için şu anda, yani makro mekanikleri makro, daha iyi. Aynen, daha makro stratejileri daha iyi olduğu, daha koordine oldukları için daha önemli. O yüzden buna sürpriz, yani kontra bir şey yapmak gerekiyor. Evet. Bakalım neler yapacaklar. Birazdan seçim yasaklarını da göreceğiz. Evet. Ama ilk maçta özellikle mekanik anlamda, özellikle koordinasyon anlamında ciddi sorunlar. Özellikle Swift orta koridorda herkesin kötü maçı olur. Yani onu kötü oyuncu olduğu için söylemiyoruz asla. Kış mevsiminde çok formdaydı Swift. Yaz mevsimini iyi geçirmedi yalnız, onu söyleyelim. Bu maçı da, ilk maçı da iyi oynamadı. Orta koridorunda ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama takımın bu Almanya kampında stratejik anlamda önemli aşamalar kat ettiğini, ULCS takımlarıyla bu kadar antrenman karşılıklı çalışmanın da ödüllerini aldığını görüyoruz. Yama'ya çok uyum sağlamış gibi gözükler ilk seçimlerde. Ama tahmin ediyorum Detonation Focus Media bu kadar meta'nın güçlü şampiyonlarını fazla bırakmayacaktır rakibine. Evet, şu anda Detonation Focus Media'yı görüyoruz ekranlarda. Şunu da hatırlatalım arkadaşlar, yine Twitter üzerinden hashtag GoCHF ya da hashtag GoDFM yazarak bu maçı kimin kazanacağını düşündüğünüzü belirtebilirsiniz. Maç içerisinde de bu yüzdeleri değiniyor olacağız. Sizlerin görüşlerinizi merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz maçla ilgili? Tabii şöyle bir şey var. Esasında Chiefs bence bugünün hani en önemli maçlarından bir tanesini ilk maçta oynadı. Tabii. Bangkok Titans'a karşı. Şimdi hani biraz daha burada bir sürpriz olmazsa, hani bu maçı Chiefs'in kazanacağını hani birçok kişi düşünüyor. Esas bundan sonraki iki maç, Dark Passage'in oynayacağı iki maç çok önemli. Çünkü biri Chiefs'le, biri Bangkok Titans'la ilk gün sıralaması içerisinde önemli bir yer edecek o. Çünkü şöyle bir şey var, hani belki Dark Passage'in biz banko favori olarak görüyoruz. Hani birinci olarak çıkacağını belki de grup aşamasından düşünüyoruz ama Chiefs ve özellikle Bangkok Titans için çok önemli. Yani orada kazanacak bir puan belki ikincilik için, ikincilik yarışında o finale çıkma mücadelesine çok önemli olacak. Bu arada arkadaşlar, seçim ve saklama ekranındayız. Günün üçüncü maçı en iyi ve Spade'le başlıyor Detonation Focus Me. Chiefs ise Zillion yasakladı. Zillion ve Gangplank yasakladı. YouTube onun Gangplank oynamayı sevdiğini de biliyorduk. Evet. Yani daha doğrusu tekli sıralarda çok fazla oynamış. Zillion yasaklaması Zillion'dan çekindikleri için değil, Zillion'a karşı oynamayı çok çalışmamıştır muhtemelen. Şimdi onu söyleyecek. Şimdi Naru biraz önce dedi ya, aradayken, analiz masasındayken ilk defa Zillion'a karşı oynadı dedi. Şimdi Naru gibi bir oyuncu olunca hemen onu okuyup ne yapman gerektiğini belki çözebiliyorsun ama hani Swiffer belki bu noktada, abi ben şimdi bir arka ayak üzerine yakalanırım, bir şey olur, hani bir boşta kalırım, hiç Zillion'la uğraşmayayım ben. Aynen, şampiyondan çekinmek veya işte Seros Zillion'la çok ekstra oynuyormuş anlamında değil, ona karşı koridor aşamasında alışkın olmamaktan dolayı aman uğraşmayalım abi diyorlar. Çünkü zaten Detonation Focus Me'nin herhangi korkacak fazla bir tarafı olmadığı için bu arada Kalista'yı bıraktılar tabii. Kalista'yı bıraktılar. YouTube onu aldı. Rokenya için direkt aldılar. Rokenya ilk maçı Tristan ile hiç iyi geçirmemişti. Ama bu sefer Kalista'yı bırakırsanız ilk seçimden alınır. Şimdi tabii Elis var. Açıkta bu meta'nın güçlü şampiyonları. Alistar seçilebilir. Ki bence Kalista seçilmişken Alistar'ı rakibe bırakmamak da doğru bir karar olabilir. Çünkü bu arada 5-15 yamasının en önemli şampiyonlarından biri Fiora. Fiora bakalım seçilecek mi? Üzerine duruyor Swiper. Ben bu kadar çok gözü kapalı seçileceğini düşünmüyorum. Ben de. Şu anda sadece üzerine duruyor bence. Alistar'ı yalnız hakikaten bırakmamak lazım. Çünkü hani Kalista ultisiyle birlikte gidip orada zaten bir yukarı fırlatıp bir de sonra Unufaket, Toss vesaire, hani hakikaten darma duman edebilir Chiefs saflarını. Detonation Focus Me o ikiliyle şu anda Sivir ve üzerine de Rek'Sai seçimlerini yaptılar. Yani burada da madem siz saldırı güç taşısı gösterdiniz, biz de bir tane gösterelim. Diğer koridorlara pek fikir vermeyelim dediler. Ya Kalista'ya karşı Sivir koridoru da iyi ama Kalista'ya karşı Ashe her zaman çok çok daha iyi iş yapıyor. Yavaşlatabildiği için evet, de. Ray ve Ashe'in etrafında çok güzel kompozisyonlar yapar. CLG mesela onu çok güzel gördü. Evet, evet. Etrafında. Ama herhalde Chiefs o konuda çok çalışmış değil. Önce tanışı Focus Me, diğer iki seçimi. İki destek birden seç. Ormana kimseyi göstermeyecek, göndermeyecekler şimdi. Yukarı 2-1-2 oynayacaklarmış. Bakalım ne seçecekler. Thresh gelebilir yine Ashe'in pardon Ashe dedim. Ashe dedin. Kalista ile Thresh. Kalista ile Thresh olabilir. Ama bence Alistar varken Alistar çok daha iyi bir seçim ya. Alistar, Morgana, Thresh en iyi üçlü ama en iyisi Alistar tabii. Ama Thresh'i daha çok tercih. Thresh ardından Gragas seçiminde bulundu. Detonation Focus Me'ye bakalım. Chiefs şimdi ne seçecek? Ya bak burada yine şimdi normalde ilk seçim
tarafında olan takım birazcık kendi stratejisini ortaya koyacak seçimler yapıp rakibi seçim yapmaya zorlaması lazım. Yani mesela burada Gragas ve Tresi seçmeleri bana biraz fazla defansif geldi açıkçası. En azından mesela bir yukarı koridor bir şey hani biraz daha rakibi böyle zorlayacak çünkü ona göre çift seçim yapacak sonra detonation focus bir cevap verecek. Yani daha sağ taraf şu seçim ve yasaklama ekranında daha çok böyle cevap verecek taraf esasında ama öyle olmadı. Alistar'ı bu sefer aldılar Thresh karşısında. Victor'u göster, üst koridoru göstermemeyi tercih etti evet. Chiefs. Çünkü duruma göre üst koridorda daha hasar odaklı bir şampiyon evet, seçmeyi alabilirim. Planlıyorlar bence. Rek'Sai ve Alistar'la yeterince tanklık sağlayabileceklerini düşündükleri için. Kitle kontrolü anlamında da iyi durumdalar şu andaki ve, kompozisyonla bile. Sivir'in hızlandırma etkisiyle üst koridorda daha böyle saldırgan, daha arka saflara geçebilecek bir Hecarim olabilir. Bir İrelia zannetmiyorum. İrelia'yı tek hedefli olduğunu çok tercih etmiyorlar ama İrelia'nın Kalista'yı kitleme özelliğiyle olabilir. Maokai tabii Kalista'ya karşı çok iyi bir seçim ama şu kompozisyonda Maokai gelirse de biraz yine hasar konusunda çiz zorlanabilir. Evet. Ama tabii önce karşıda ne olacağını görmek istiyorum. Diana'nın üzerinde duruyorlar. Rokenya bakalım ne alacak. Neyin üzerinde duracak. Diana Victor karşısında suikastçı özelliklerini iyi kullanırsa hakikaten orada Victor'a zorlu anlar yaşatabilir. Özellikle 6. seviyeden sonra çünkü sadece sıçrama var şu nar anda. Nar gelecek. Üstünde Sivir'in Sivir büyüsü olarak. Üst koridora Maokai geldi. Bu tabii Kalista'yı en rahat bırakmayan şampiyonu da bırakmak istemiyorlar. Artık Maokai çok daha garanti bir şampiyon. İki hasar odaklı ama Kalista bir hiperteşici olduğu için. Gerçi hiperteşici özellikle... Fiora azar... gelebilir biliyor musun belki? Bence nar gelecek. Yani çünkü Fiora Kalista için de oldukça sıkıntılı bir şampiyon. Çünkü Kalista'nın o hızına yetişebilecek, mobilitesine yetişebilecek şampiyonlardan biri. Nar ama koridor için Maokai'ye karşı... en iyi seçimlerden biri. Artı çok daha işlevsel. Ayrı kittirme potansiyeli var. Yeni eşya dizilimleriyle tank değil daha çok yarı tank gibi hasar evet. odaklı da yapabiliyorsunuz. EG'im ne seçecek takımı için hala konuşuyorlar aralarında. Yukarı koridor şampiyonu olarak tercihleri ne olacak? Tabii hala bir Lulu olabilir mi? Nautilus seçebilirler ama o biraz hasar... Hecarim geldi. Hecarim. Hani Hecarim, nar... Hecarim ve arka koridoru Sivir'le şeyinden dolayı... Sinerjisinden dolayı ve arka bölüme çok daha rahat gitmesi için seçtiler. Direkt Kalista odaklı değil ama arkaya geçmek için. İdeal bir seçim Hecarim. Gayet de güzel. Bir şey diyeceğim. Seçim ve yasaklama ekranında bence iki takım da iyi iş başardı ya. Yani öyle çok riskli ya da çok hani böyle... sinerjisi olmayan seçimler gelmedi. Şöyle yani Rek'Sai artık iyi bir seçim değil. Evet, yani bunu kabul etmek lazım. Eğer erken aşamada çok özel bir stratejiniz, erken aşamayı çok ön plana çıkan bir stratejiniz yoksa Rek'Sai artık iyi bir seçim değil. Elis yine alınmadı. Bu Elis varken yani daha başka alternatifler de var şu anda. Evelin de çok iyi bir seçim evet. değil ama mesela hala Ekko seçilebilir, başka seçimler yapılabilir. Yani Rek'Sai çok iyi bir seçim değil. Bakalım arkadaşlar 10 saniye kaldı. Seçim ve saklama ekranından yavaş yavaş artık yükleme ekranına doğru geçiyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Twitter üzerinden hashtag GoDFM ya da hashtag GoCHF yazarak sizler de oylamaya katılabilir ve kimin bu maçı kazanacağıyla ilgili görüşlerinizi bizlere bildirebilirsiniz. Maç içerisinde yine görüyor olacağız bu yüzdeleri. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Utopon belki de en önemli oyuncusu Dekonoş Fokus'un. Onun Maokai'yi alması, yani nispeten daha tank ve işlevsel bir şampiyon alması. Belki de hani Japon takımının Dekonoş Fokus'un biraz saldırganlığını sınırlayabilecektir ama ilk maçı çok iyi geçirmeyen Rokenya'yı bu sefer Kalista alması belki de onlar için el olumlu nokta oldu. Evet, evet. Belki kendini daha çok gösterebileceği bir şampiyonla çok daha farklı orada işler yapabilir. Orada bir tek işte benim aklıma takılan Alistar'ı bırakmayıp kendilerini alabilirlerdi. Evet. O da şu olabilir. Yani sonucuna hep anlattık seçim yasaklama ekranından da önce. Hani Japonya bölgesi daha yeni genişmekte olan bir bölge e-spor açısından. Belki hani kendini çok iyi hissetmiyordur Alistar'la olabilir. Artık Thresh'le de çok iyi bir şeyi var, sinerjisi var. Kazu Thresh'le belki daha mutludur. Bir kere birbirlerini aynen. kurtarabiliyorlar. Aynen. Ben sana fener atarım sen bana ulti atarsın abi. Hiç bizi yakalayamazlar. bakalım göreceğiz arkadaşlar. Maça doğru yavaş yavaş geçeceğiz. Biz de heyecanla bekliyoruz bakalım. Uluslararası Wildcard elemelerinde 3. maçtayız. Ekranlarını yeni açanlar için bir kez daha hatırlatalım. Bundan önce Chiefs ve
pardon, Chiefs ve evet Bangkok Titans oynadı. Chiefs kazandı o maçı. Ardından Dark Passage Detonation Focus Me'ye karşı oynadı. Orada Dark Passage kazandı o maçı. Ve sırada Detonation Focus Me Chiefs karşılaşması var. Seçim ve saklama ekranını geride bıraktık. Maça doğru da geçiyoruz yavaş yavaş. Yükleme ekranındayız şu anda. Victor yine en çok tercih edilen şampiyonlar. Çünkü Victor ve Azir kolay kolay kontrolanamayan şampiyonlar. Azir ikileri yasaklanıyor orada, seçilemiyor. Yani hangi şampiyona karşı olsun belli bir şey yapıyor ve çok iyi alan kontrolü yapıyor. Artık özellikle bu son dönemde baskı noktası metası dediğimiz, ya baskı noktası belirleyerek onun üzerine oynayan oyunlarda böyle alan kontrolünü iyi yapabilen kontrol büyücüleri çok ön planda. O yüzden evet. Mesela Orion'la tekrar hızla yükselişe geçti. Evet. Çünkü Victor, Azir, Orion'la bu alan kontrolünü, kontrol büyücülüğünü en iyi yapan belki de 3 örnek. Orion'la görecek miyiz? Ben de merak ediyorum bu turnuva boyunca Orion'la. Çünkü birçok kompozisyonun içerisinde kendine yer bulabiliyor. Tabii. Hem defansif hem ofansif anlamda. Hele mesela şu Detonation Focus Me'nin kurduğu tarzdaki takımların içerisinde de yani mesela orada bir Alistar'ı mesela alsan, Thresh'in yerine ortaya Orion'la'yı koysan acayip bir sinerji oluşuyor. Şöyle, yani Victor, Azir, Orion en iyi kontrol büyücüleri yeni metada dedik ama Victor ve Azir biraz daha ofansif. Orion'un defansif özellikleri de var. O üst koridorun biraz daha şey olmasıyla alakalı, taşıyıcı olmasıyla. Yani daha az hasar odaklı, daha işlevsel odaklı giderseniz Orion'la'yı daha çok tercih ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, günün 3. maçındayız. Sihirdar Vadisi'ne geçtik yine. Mavi tarafta Detonation Focus Me oynayacak bu maç boyunca. Kırmızı tarafta ise Chiefs takımı olacak. İki takım da şöyle orman girişlerinde barikatlar kurarak başladılar. Herhangi bir sürpriz istemiyorlar ormanlarında. Ve olabildiğince de fazla bilgi almak için. Şimdi E-Gym biraz daha şöyle ileriye çıkıp bir totem daha koydu. Rakibine de kendini göstermiş oldu ama geriye dönüyor. Sivir de geriye dönüyor. Bir koridor değişimi gelebilir belki orada. Yukarı tarafa dönebilirler. Bu yemlemeyi yapıyor zaman zaman takımlar. Kendilerini gösterip rakip takımın totemine farklı koridora gidiyor ki Sivir de şimdi yukarı doğru koşuyor. Öyle. Aynen bu yemleyip koridor değişimini yapıyor. Sivir ve Alistar'ın burada Kalista ve Thresh karşısına gitmesini istemediler. Bu durumda Hecarim de takım arkadaşıyla ormandan başlayacak diye tahmin ediyorum. Erken aşamada Alistar biraz zorlanıyor çünkü koridorda ilk 3-4 seviyede. Pek Kalista Thresh'e karşı durmak istemedi. Biraz önce gördük esasında. Biraz önceki maçta nasıl zorlandığını Dark Passage karşısında Detonation Focus Me'nin. Bu arada tweetleri de arttan okuyabilirsiniz. Beşiktaş eSports atmış bunu. Temsilcimiz Dark Passage Wildcard yolunda başarılar dileriz. Gururlandırın bizi çocuklar demiş. Tüm Türkiye tek yürek Dark Passage'i destekliyor bu turnuvada. Evet. Ve artık bundan sonraki bu dünya finali yolunda. İki tarafta kayıcıları, yani koridorlar kayıcıları alarak başladı ama zaten 1'e 0, yani 2'ye 0 koridorlar olduğu için çok da önemli değil. Evet. Fakat bakalım bu koridor değişiminden avantajı yakalayan kim olacak? Koridoru en hızlı kim dönecek? Burada orada erken seviyede Seros'a bir baskı var. Hemen sıçramasını kullanmak zorunda kaldı. Orada E-Gym güzel bir rotasyon. İşte Roam dediğimiz o Alistar'ın gezdiği sürekli haritada günlerin böyle hani bazı maçlarda tekrar etmesi beni hem böyle nostaljik bir havaya sokuyor hem de oyunu da çok daha hareketli, dinamik bir hale getiriyor. Yalnız Unifaket'i bayağı boşa attı, orada. Sinirlenip böyle ye. Şurada önemli bir nokta var. Swiper Hecarim'e tutuştur değil çarp alsaymış. Evet. Çok daha verimli olacakmış bu strateji. Bu son gerçi zamanlarda artık o çarp yavaş yavaş azalmaya başladı yukarı koridor kullanımı. Tutuştur da hani takım savaşları içerisinde işlevsel olacaktır illaki. Bakalım şimdi yukarı Utopon şeye baktım. Şimdi tutuştur karşı tarafta tamam Kalista'nın üzerine kullandığında etkili ama hani başka hedef acaba o takım savaşı içerisinde kim olur diye baktım ama yani burada tabii Diana'nın üzerinde kullanılması ya da yukarıda Maokai'nin üzerine bile kullanabilirsin. Çünkü bir yerden sonra o takım savaşı içerisinde çok fazla can yeniliyor. Pasifiyle birlikte. Bu arada Swiper yakalandı alt koridorda. Üzerinde bir hala hasar var. Tutuştur da var. Son bir vuruş gelecek mi acaba? O ciğerini de söktü ama yeterli olmadı Swiper'a verdiği hasar. Ama Swiper'ın orada fazla kalmaması evet. Lazım. Şimdi Spooks ve E-Gym yetişti onun imdadına ama. Yalnız orada bir tane mızrak tutarsa çok... Evet. Çok tehlikeli olur yani. Çok canlar yanabilir. Evet. Rokenya ve Kazu bu sefer daha iyi, nispeten daha iyi bir iş başarıyorlar. Alt koridorda
karşılarında ikili yok. Raider yukarıda tek başına koridoru yavaş yavaş ittiriyor. Öyle bir anda rakibin üzerine yıkmadı minyonları. Swiffer orta koridorda bakıyoruz. O da 25 minyonda kontrollü bir şekilde minyonları kesmeye çalışıyor. Evet. 4,5 dakikayı geride bıraktık oyunda. Kazu şöyle kendini gösterince hemen geri çekmek zorunda kaldı. Şimdi tabii Diana'ya karşı Victor biraz daha temkinli oynamak zorunda. Çünkü hem dürtülüyor hem hasar oluyor. Bu arada sıçraması yok Seros'un. Şimdi Spooks çıktı yerden ama. Şimdi bak bu tarz pozisyonları Spooks'un bu dakikalarda yapması kolay ama 6. seviyeden sonra, yani Diana 6. seviye olduktan sonra Spooks'un çok dikkatli olması lazım. Çünkü bir anda dönüp full combo girip orada skoru almaya bile oynayabilir Diana. Artı çok çok yalan bir baskındı yani bu. Evet. Hani daha geldi. Da Swiffer kadar uzakta. Tabii tabii Swiffer. Abi sen takıl ben gelmiyorum. Zaten yarı candayım. Diana ile uğraştırma beni dedi. Seros yavaş yavaş ittiriyor. Yine koriduru. Bu arada Minyon'da da iyi bir iş başarı 34'e 36. Ki iki kere baskın yemesine evet, rağmen. Evet evet evet. Alt koridorda Swiper ve Ijim ikilisi. Olabildiğince fazla minyon kesmeye çalışıyorlar. Bu da esasında desteğin bu şekilde yukarı koridor oyuncusuyla uzun süre koridorda kalması bir ara Uzak Doğu'da çok fazla yapıyorlardı. Kore'de çok fazla yapıyorlardı. Koridor değişiminden sonra biraz mecbur kaldılar evet, aslında. Evet. Bir de şu anda yukarıda Sivir rahat yani. Üzerine kurulan bir baskı yok. Rahat rahat minyonlarını biçiyor. 46 minyonda. Karşısındaki Maokai'yi çok agresifleşemiyor. Spooks bu arada geliyor şimdi orada görülmesine rağmen yine de bu baskını yapmak istedi ama yeterli olmuyor. Ölüm cezası da kaçıyor. Yalnız Spooks ilk maçta da aynı şeyleri yapmıştı. O çok... bu arada sıçrayıp bir hemen orada ufak et geldi. Üzerine tosu kullandı. Tutuştur var Rakonia'nın üzerinde şimdi uzaklaşıyor ama yukarı koridordan Utopon geldi. Hemen bir kez altından çıkıyor. Utopon orada verebildiğince fazla hasar vermeye çalışıyor. İyicim kurtulabilecek mi? Hayır ilk kan. Burada Rokenya'ya gidiyor. Swiper şimdi aradan çıkmaya çalışıyor. Swiper vurmaya çalışıyor. Kazuyu almayacak orada. Kazuyu almayı başarıyor. Rokenya'nın canı oldukça azaldı. 2'de 2, 3'de 3 yapmayı başarıyor. Rokenya bu oyunda yıldızını parlatabilecek mi bakalım. Bu aldı 3 skorla birlikte. Muazzam bir savaş. Ve gidebilecek en tehlikeli şampiyona gitti 3 skor birden. Yani Spooks ilk maçta da aynı şeyleri yapmıştı. Çok tuhaf baskınlar yapıyor gerçekten. Yani... Onu görülmüşsün zaten. Niye o kadar zorluyorsun? Ve yani... Spooks'un yaptığı baskınlar takıma yarar değil, zarar veriyor şu ana kadar. Hatırlayacaksın ilk maçta da kule altına girip skoru vermişti. Evet. Yani Kalista'ya giden skor. Bak, Bridgewater Palace'ı artı Nişancı Yayı. Tabii. Mahvolmuş Kalın Kılıcı'na neredeyse ulaştı. Yani çok büyük bir fark bu. Evet. Çok büyük bir fark. Tekrarını izliyoruz. Bak burada esasında görülmüştü. Ona rağmen yine de gitti. Artı yani oraya girdikten sonra orada ölüm cezası tutsa bir kere zaten çıkamayacaktı oradan. Evet. Yani bu baskını yapmanın hiç gerek yok. Neyse burada İcim harika bir hamle yaptı çok ama. Çok güzel. Evet. Rokenya'yı düşüremediler. Rokenya'yı düşürmeleri gerekiyordu. Yukarıdan gelişi. Işından çok iyi geldi. Kesinlikle. Önce İcim yani önce oradaki kitle kontrol efektini ortadan kaldırdılar. Sonra Swiper'a odaklandı. Burada Kazu biraz fazla kaldı orada içeride. Ne tutuşturla birlikte skoru verdi ama Rokenya arkasından ciğerini sökle birlikte o da yani ucundan skoru alabilmiş ama o aldı 3 skor. Bir de Maokai Sivir'e karşı oynuyordu. Minyon sayısında biraz daha geride. Yani normalde olmak istediği düzeyde değil. 3 tane asist alması çok önemli bu yaptığı baştan. Yani o Işından'ın tüm değerini almış oldu aşağı gidip. Raider ve orada. Aynı şekilde 3 asist de şeye gitti. Kazu'ya gitti. Bu arada Raider tek başına başladığı ejderhada Spooks ve Ijim ona katıldı. Yukarı koridorda çünkü rotasyon yaptı Detonation Focus Me. Kuleyi almak için siz kuleyi alın biz de ejderhayı alalım dedi Chiefs ekibi. Böylece oyunun ilk ejderhası Chiefs'e gitmiş oldu. Bu arada Twitter'dan gönderdiğiniz tweetlerle %70 oranında Chiefs'in kazanacağını söylemişsiniz arkadaşlar. %30 oranında da Detonation Focus Me kazanır denmiş Twitter'daki oylamada. Altın farkı 2000 altın Detonation Focus Me lehine. Bir de tabii kule var. Her şey çok iyi başladı ama biraz Spooks'un yaptığı hatadan kaynaklandı her şey. Yani o baskından bir şey çıkmasa ihtimali yoktu neredeyse. Kazu toz kombosuyla çok iyi bir iş yaptı ama ya Spooks'un o baskını hala anlamakta güçlük çekiyor insan. Evet.
yukarıda ikinci kuleye kadar ittirdi. Detonish Focus Me ekibi. Sonra geri çekildi. Utapon alt koridoru korumaya çalışıyor. Raider orada ittiriyordu. Son kayacılığı aldılar. Oradan uzaklaşacaklar şimdi. Belki tekrardan bir alt koridoru rotasyon yapabilir Detonish Focus Me ekibi ama sanki bana Maokai biraz erken döndü gibi geldi o alt koridordan. Evet, hayli erken yani döndü hatta. Orada Raider hakikaten kulenin canını göremedim en son ne kadardı ama Spooks burada rakip ormandan kayacılığı çalıyor. Evet, bu kuleyi alacak. Orada esasında birazcık daha dursa da Utapon zaten yukarı koridorun düşmesi gibi bir ihtimal yok şu anda. Bu kuleyi koruyabilirdi Tanışı Focus Me. Biraz orada aceleci davrandılar. Ama Tris... Diana yavaş yavaş çok tehlikeli bir hale gelmeye başlıyor. İki tane Doran yüzüğü, bir tane de Inflak değneği var. Tabii önemli olan 6. seviyeye gelip ultisini açması ve 9. seviyeye gelip ilk yeteneğini fullemesi. Bundan sonra çok daha tehlikeli bir Diana göreceğiz. Evet. Seros oraya bir tane daha totem koydu. Önemli, arka taraftan bir baskın yemek istemiyor. Orman girişine yerleştirdiği totem önemli. Rokenya ve Kazu şimdi alt koridoru ittiriyorlar. Ve bu hiçbir kule... yani hiç kimse yok burada. Hiçbir reaksiyon yok. Yani bir kule yani... League of Legends'da bir şeyi bedava veremezsiniz. Eğer bir şeyi bedava veriyorsanız başka yerden bedava bir şey almanız gerek. Bu rotasyonu yapmazsınız ya. Yani bu ve buraya yani yapılan baskıyı cezalandıramazsınız. Bayağı ikinci kuleye kadar ittirecekler şu anda ya. Evet. Chiefs'ten yani Chiefs'in stratejisini makro oyununu övmüştük ama burada inanılmaz yok, bir hata. Çok inanılmaz bir hata yani. Yani biraz hakikaten Detonation Focus Me burada sürpriz bir performansla ilerliyor. Ya dediğin gibi altında öndeler, kulede öndeler. Şimdi Raider tek başına bu kuleyi alacak. Ama alt koridordan ikinci kuleyi kaybedecek gibi gözüküyor Chiefs takımı. Şimdi bu tarafta da Detonation Focus Me bu kuleyi biraz bedava verdi. Gerçi yapabilecekleri fazla bir şey yoktu ama herhangi bir şekilde hiçbir avantajı karşılıksız vermemek lazım. Evet evet, doğru söylüyorsun. Açıkçası Astaroria orada Gromp'a doğru ilerledi. Kazu hala etrafında. Utapon tutamadı. Sivri tutmaya çalıştı Raider'ı. Çalın içerisinde ama tutamadı. Sivri geri dönmeyi başardı. 12. dakikayı geride bırakıyoruz arkadaşlar. Ve aradaki altın farkı 1000 civarında devam ediyor. 3-1 skor. Ejderha'da Chiefs önde. Kuleler eşit. Ve Detonation Focus Me şu anda biraz daha maçı yönlendiren takım gibi gözüküyor. Diana ilk aşağı olarak da cehennem asası yapmış. Tabii çok önemli. Birebir düello için çok önemli Viktor'a karşı. Karşı tarafta gerçi büyü hasarı sadece Viktor'dan geldiği için, koridor için yaptı. Genelde fiziksel hasar temelli bir takım çünkü Chiefs. Rakibin büyü direncini de kırdığı için evet. Cehennem asası. O yüzden Diana'lar da yakın mesafeye girmesi gerektiği için bir de dövüşürken tercih ediyorlar. İkinci eşyalık da Zonya yapacaktır diye tahmin ediyorum. Olabilir, ben. Olabilir. Çünkü şu Diana'nın en büyük handikapı şu. İçeriye girdikten sonra çıkış mekaniği yok. Ya yani bir Zed gibi ya da ne bileyim diğer suikastçiler gibi yani ya girecek skor olacak, 1-2 skor olacak ya da gittiği yerde ölecek. Çok öyle evet. Savaştan. Gerçi Thresh var burada onu kurtarabilecek. Takım savaşlarında. O hilal vuruşunu la yine minyonları temizlemeyi başardı. 1 dakika 20 saniye var burada Ejderha'nın tekrardan dönecek. Ormanda vadiye. Ormanda bir saklambaç var bu arada. Evet. Saklambaç da kurt ispiyonladı. Kurdun ruhu. Kurdun abi ruhu. Buradalar diye. Bunda bitmek üzere. Şimdi bitti. Rokenya ve Astaroria Gromp'u çalıyorlar bir kez daha. Ciğerini söktü aldı. Bu arada orada mahvolmuş kalan kılıcı bitti. Üzerine savaş çizmesi bitti. Onu söyleyelim Kalista için. İlk temel eşyası tamam. Bundan sonra rune anı yaptıktan sonra o Kalista ile kolay kolay baş edilmez. Acaba önce rune anı mı yapacak? Yoksa yoksa böyle bir hani bazen çünkü araya böyle bir kanı tutamış falan da sıkıştırabiliyorlar. Mahvolmuş kalan kılıcı var ya. Yani evet. İkinci bir can çalma eşyasına ancak dördüncü eşya olarak falan evet. Gider. Şimdi Raider ve E-Gym orayı tutmaya çalışıyorlar. Spooks burada yan pir engage'i almayı başardı takımı için. Orada biraz daha görüş avantajı olacak.
Chiefs takımının. Bu arada mavi güçlendirmeyi çaldılar. Ama yani bu karşılaşmada iki takım da o kadar çok bedavaya rakibe evet. avantaj veriyor ki. Ya şu an iki takım da uyuyor gibi yani. Böyle herkes çok işte, detaylı bir hamle yapmıyor iki takım da. Yani yapmaya çalıştıkları şimdi şeyler var. Önemli. Onları yapıyorlar. Rakip pek engel olmuyor. Ormanın görüşünü aldılar çok rahat bir şekilde. Rakibin mavi bölgesinin. Sonra da ejderha aldılar. Şu ana kadar bir kere Spooks hatalı bir baskın yaptı. Başka da herkes takılıyor kafasına göre. Abi biz farmımıza bakalım. Abi, minyonumuzu keselim. Abi yapmayın. Kardeş kardeş oynayalım. Tabii burada oyunun geç aşamasında hangi takımın kompozisyonunun daha iyi olduğunu düşünmek lazım eğer böyle gidecekse. Bir tarafta Kalista var olmasına var ama Diana da tabii çok değerli. Fakat onları işte destekleyecek yer konum değiştiren Gragas var, kitleyebilen Maokai çok tank var, Thresh var. Ama diğer tarafta Hecarim özellikle güç patlamasına daha ulaşmadı. Onun için ilk yani üçlü kuvvetten sonra bir de biraz da tanklaşması gerekiyor. Hani Hecarim'i en azından bu kadar rahat bırakmamak çok önemliydi bence Thresh evet. Focus Me için. Evet. Hala Detonation Focus Me o alt koridoru zorluyor. Ya burada belki Detonation Focus Me şunu yapabilirdi. Orta koridora Swiffer'ın üzerine oynayıp belki oradan hani kule ittirmeyi denedi. Çünkü yukarı koridoru ve alt koridordaki kuleleri çok hızlı aldılar. Hani burada bir rotasyon yapıp orta koridordan da bir kule alıp o totemleri ormanın hem üst hem alt tarafında konumlandırıp hani birazcık daha oyunu Chiefs'in üzerine yıkmayı deneyebilirlerdi. O alt koridora çok odaklandı özellikle Rokenya ve Kazu bu rotasyonlara pek girmeler. Bu arada ikinci eşyanın ilk parçası da geldi Rokenya'dan nişancı yayını yaptı. Yani Runa'na gidiyor gördüğümüz kadarıyla. Şimdi Kazu ve Rokenya orta koridorda. En sonunda geldiler. İttirdiler. Duydular herhalde beni. Gelip ittirmeye başladılar bu koridoru. Diana'yı da alt koridora gönderdiler. Dikkatli olması lazım. Arka taraftan Alistar da geliyor. 17. dakikadayız. Hecarim en sonunda yukarıda Maokai ile buluştu. Oo, Kazu. Hecarim'in daha çift tabii gördü orada bir. Üç kuvveti tamamlayamadığını söyleyelim. Ağır kan ve pırıltı var. İşin ilginç yanı biraz da savunmaya önem vermek için bir tane büyü savar pelerini, bir tane de kumaş zırhı. Hafif hafif yani büyü direnci. Biraz olsun hafiften. Abi, zarar çıkmaz diye. Aynen hafif hafif ufak, ama. Ufak. Orta koridoru ittirmeye devam ediyor. Detonation Focus Me takımı. Dayan alt koridoru ittirmişti biraz önce. Şimdi Seros da orta koridora doğru gelecek. Ama öncelikle bir Yampir yengeci kesecek tabii. O Yampir yengeç de belli bir seviyeden sonra gerçekten bayağı inatçı oldu. Böyle yani yetenek kullanmadan falan kesme, ulti falan kullandı yani kesmek için. Ultinin beklemesi düşük olmuş. Tabii hayat tabii rahat. Ama yani sonunda hasar verebilmek adına tabii. kullandı onu. Ölmüyor ya. Şimdi Spooks ve Ijim. Oo yine. Yalnız Kazu'nun ölüm cezaları biraz sıkıntılı çalışması lazım üzerine. Spooks şimdi yandan bir tane doğru bir tane kritik tutturması önemli. Evet, bir tane kritik hedefe, bir Viktor'a mesela. Ya bütün oyun boyunca kaçırırsın. Bir tane takım savaşına bir yerde birini yakalarsın, kahraman oluruz ondan sonra. Hop buradan bir beşer altın toplayayım dedi ben. İlk pembe tutumu da yıkacak. Yok, yine tutmadı. Tabi burada Alistar da gezgin çizmeleri var, o da önemli. Ağlamadılar mı onu? Yani aldılar. Evet, maç oldukça pasif bir hale geldi ki. Ya şu ana kadar dediğim gibi Spooks'un yaptığı hatalı baskın dışında hiçbir şey olmadı oyunda. Hiçbir şey olmadı maçta. Yani ben bile Diana'nın olduğu oyunda daha fazla baskın, daha fazla aksiyon beklerdim yani. Çünkü Diana öyle bir şampiyon. Bu yok, bu şey humanist, pasifist Diana. Daha dostluk, kardeşlik üzerine kurulmuş. Minyonlara garezi var sadece. Şimdi ilginç tabii yani Spooks'un ilk baskınına sorunlu olduğundan bahsediyor. Rek'Sai'yi alıp erken aşamada bu kadar pasif oynayacak, yani bu kadar erken aşamada bu kadar pasif oynayacaksınız, Rek'Sai'yi almanın çok anlamı yok. Bu arada artık yalnız o hilal saldırılarının minyon dalgalarını nasıl perişan ettiğini görüyorsun. Tabii o aşırı büyük sopayı da yapmış.
Onları bakalım neye birleşecek. Bir ölüm cezası daha tutmuyor. Yiyeceğim yok budur. Utapom ve Swiper bu arada yukarı koridorda onları görüyoruz. Onlar da kardeş kardeş minyon kesiyorlar yukarıda. Sivifur şimdi şöyle bir Rokenyan'ın üzerine gitti. Birazcık da dürtmeyi de başardı. Rokenyan burada dikkatli olmasın. Yani biraz önce Naru'nun o Viktor'la nasıl hasarlar çıkardığını hep birlikte gördük. Rokenya'da ilk maçı bayağı kötü oynadıktan sonra bu maçta şu ana kadar 3 skorun 3'ünü de alan isim. Ve Kalista oynuyor. Kalista ile ne ama kadar... Ama işte şey var yani Detonation Focus mu o liderliğini kullanamadı yani oyunun tabii, başındaki. Tabii. Yani daha onu o avantajı sonuca dönüştürecek bir hamle yapmadılar. Bu arada tam geri dönecekken canının yarısı gitti. Yarı can götürdü ya yarı can. Diana'nın yalnız ikinci eşyası tahmin ettiğimiz gibi Zonya. Evet. Ya ikisi de defansif eşyalar şu ana kadar yaptıkları. Bakalım bundan sonra muhtemelen bir Rabadon gelir. Rabadon gelir dediğin gibi. Rabadon belki ardından bir Lich Boan belki gelebilir. Belki. Ama önce Rabadon gelecek. Evet, Rabadon'un gelmesi lazım ki hasarı artık artsın. Bu arada göremiyorlar şu anda. Orada bir tuzak var. Bakalım kimse girecek mi bu Fnatic çalısı değil mi? Yok Fnatic çalısı şeyde. Pardon o alttaki. Pardon alttaki. İkinci kulenin hemen önünde. Evet evet evet. Sereos bakalım o da bekliyor. Bu ejderhanın arkasında. Ve ya madem bir şey olmuyor bari haritadaki önemli ejderha hedefleri önünde. Ejderhayı alalım evet. Dediler. Şu an Thresh de oraya doğru ilerliyor. Chiefs hemen bıraktı bu ejderha savaşını. Pembe totemini kesmeyi başardı. Detonation Focus mu? Burada ejderha resetlendi. Ejderha da baktı kimse ilgilenmiyor kendisiyle birbirleriyle ilgileniyorlar. Ama bir yeni şey diyeceğim. Şu noktada yani Detonation Focus mu'nun bir şey yapması lazım. Gragas girip ulti atsın, dağıtsın. Hani agresif oynaması gereken takım bence biraz daha burada Detonation Focus mu? Burada ejderhayı bırakıp orta koridora döndüler. Kule aldılar. Acaba ikinci kuleye yürüyecekler mi? İkinci ejderhayı da Chiefs aldı. Chiefs arka taraftan geliyor kuleye doğru. Yani kesin savaş tarafından geliyorlar şu anda. Savaş yapacakları taraftan. Kazu burada sıçrayıp bir denedi. Tutamadı. Ultisini açmayı başarıyor. Rokenyo arka tarafta Sivifur'u buldu şimdi. Sivifur trash aldıktan sonra düşüyor. Rokenyo hala hayatta. Swiper üzerine gitmeye çalışıyor. İcim üzerine gitmeye çalışıyor ama Sivir de düşüyor. Maokai de kalıyor. Yana skor. Geldi. Detonation Focus Me muazzam bir savaş çıkartıyor. İki de yük yapan bir Seros var. Diana var. Ve Detonation Focus Me iki skor verip üç skor alıp ikinci kuleyi de üzerine alacaklar şimdi de. Hatta Invitor kulesini bile belki açabilirler. Çünkü açıkçası burada şimdi bir Swiper üzerine gidiyor. Swiper üzerine muazzam bir hasar. Swiper'a düştü. Seros'u durdurmak mümkün değil. Orada bir de Spooks'un üzerine gitti. Spooks olan da tüneliyle kaçmayı başardı. Invitor kulesine düştü ve Invitor'u geri çıkılıyor. Aslında Invitor'u zorlayabilirlerdi ama 3 kişi birden bence Invitor alabilirlerdi ya. Risk etmediler ama. Bu arada aslında her şey felaket başladı. Değil mi? Sıçra atan Kazu'nun ölüm cezası kimseye tutmadı ve Kazu hemen düştü. Yani her şey felaket. Hecarim ultisi harika geliyor. Yalnız burada arkada da çok güzel tutmuşlar. İyicim en büyük hata yapan isim. İyicim orada Hecarim yakaladıktan sonra Kalista'yı uzaklaştırıyor Hecarim'den. Evet. Tos atarak. Halbuki orada onu ufak ederek zıplatması gereken tos atarak yanlış yetenek olarak orada odaklanılan Kalista'nın düşmesine engel olması şeyin İyicim'in takımının sonunu getirdi. İyicim ve daha sonra tabii temel yetenekler kullanıldıktan sonra bekleme süresindeki bir şey Diana geldi paramparça etti orayı. Evet. Şimdi Utapon'da mavi güçlendirmeyi alıyor. Rokenya ve Kazu ikisi tekrar orta koridora dönmüş durumda. Bu arada Rokenya Runa'nın kasırgasını bitirmiş. Üzerine bir de kazma ve uzun kılıç almış. Onları da birleştirip büyük ihtimalle bir son fısıltı yapacak. Rakibin biraz da zırhını tıraşlamak için. Gerçi şu anda çok fazla zırh yapan yok Chiefs ekibinin içerisinde. Bu arada bir şey diyeceğim. Sivir çok kötü pozisyonu değil şu anda. 223 minyon 1-1-1 oynuyor. Ebedi kılıcını ve hayat dansçısını bitirmiş. O da hani böyle takım savaşında doğru pozisyon, doğru savaş olursa arkadan iyi işler çıkartabilir. Ama karşısındaki Kalista'ya bak. Evet. Bu arada HVA Gaming de Twitter'dan limitleri aş hashtag'iyle temsilcimiz Dark Passage Wildcard karşılaşmalarında başarılar dileriz. Güç sizinle olsun demiş HVA Gaming. Dediğimiz gibi tüm Türkiye tek yürek. Bundan sonra Jedi Akademisi'ne gideceklermiş. Bu arada Görkemli Zafer geldi. Kullanıldı. Pardon, Görkemli Zafer Sivifur yakalamayı. Bu sefer Kazu o ölüm cezasını tutturmayı başardı ve skor da geldi arkasından. Sivifur
kötü yakalandı ama buna çok suç bulamayız. Yani görkemli zaferin üzerine sıçratıp Ursula'yla iş yapan bir Maoka'yı yakalar. Ondan kaçamazsınız. Evet, ışınlanmayla geliyor Utapon. Şimdi bu Baron bölgesine. Yalnız bu maçı eğer Chiefs kaybederse çok önemli bir puanı yani kaybetmiş olacak. Bu turnuva için. Şimdi araya Ijim girdi. Arkadan Fulci de patladı. Trash düşüyor ilk olarak. Bakıyoruz arkasından şimdi. Bir anda ortalık karıştı. Raider hala hayatta. Raider onu düşecek ve hayır düşmedi. Baron Chiefs'te mi kaldı? Detonation Focus bile kaldı. Utapon orada yine Saros 2'de 2 yapmayı başarıyor. Orada Rexa'yı da almayı başardılar. Ve 2 skor verip 3 skor alıp bir de üzerine Baron alıp yine Detonation Focus Me buradan önde ayrılan takım olarak çıkıyor. Bir şey diyeceğim. Yani Raider'in şu savaşta hayatta kalması mucize ya. O kadar içeri girdi ki, o kadar herkesin ortasına gitti ki yani. Hayatta kaldı ama ne yazık, bir daha bakıyoruz. Şimdi. Canlar bayağı azalmış, büyü dirençleri iyice düşmüş. Bak iyice burada güzel girdi araya. Spooks'u yakalamaya başarmış. Evet. Hecarim de çok güzel bir ulti atıyor ortaya. Rokenya burada arka tarafta hayatta kalmaya başlamış. O son bir tane vuruştan gelen can yenilemesiyle Seros'un zonyası da burada çok önemli. Ya Raider'ın hayatta kalması burada mucize ya. Yalnız burada Detonation Focus bir cephesinin oldukça şanslı olduğunu da söylemek lazım. Orada Rekonya belki de 20-30 canla kalıyor. Hecarim son darbeyi vuramıyor ona ve Baron Pit'inin dışına çıkmayı başarıyor. Evet. Ve şimdi Baron güçlendirmesiyle birlikte orta koridordan geliyor Detonation Focus'un. Çünkü burada kule yok. O imitörü açmak istiyorlar. Baron güçlendirmeni minyonlarla açacaklardır da muhtemelen. Yalnız takım savaşı koordinasyonu konusunda ciddi sorunları var Chiefs'in. Kesinlikle. Yani orada performansla orada Tosun ufak hit kombosu tutmuş. Üstüne Hecarim ulti tutmuş. Artık orada her zaten rakibin canı Baron'dan çıkıyor. Artık orada kesinlikle kazanmaları gerekiyordu o savaşı. Berabere bitiyor. Kaybettiler. Baron da dahil olmak üzere. Evet. Bakalım. Aradaki altın farkı da bu arada 8000'e çıktı. 8000 altın fark var arada. Biraz da Detonation Focus Me sanki bir önceki maçın hırsını mı, hıncını mı çıkartıyor? Valla Rekonya Tristana yerine Kalista'ya geçmekten çok mutlu olsa gerek. Evet, Rekonya. Şu anda 11.500 altına sahip. 9.700 altın rakibi kazanmış şu ana kadar. Arada 2.000 altınlık fark var. Orta koridorda da çok büyük bir fark var. 3.000 altına yakın bir fark var. Şimdi inhibitörü çok rahat bir şekilde açıyor Detonation Focus Me. Ve inhibitörü düşürmeyi başardılar. Şimdi tek kalan dış kuleyi de yani üst koridoru dış kulesini de düşüreceklerdir muhtemelen. Maokai zaten oraya gitti o koridoru ittirmek için. Ejderha çıkacak. İkinci ejderhayı da almak istiyorlar tabii. Ejderhayı da bırakmak istiyorlar. Ejderhaları da eşitleyecekler. Evet. Ejderhayı da alıyor şu anda. 2-2 olacak ejderhalar da dediğin gibi. Yani Detonation Focus Me maçı adeta domine etti. Hem takım savaşlarında hem maçın başından beri yaptıkları hareketlerle oldukça iyi bir profil çiziyor bu maçta bir önceki maçın aksine. Diana Luden'in feryadını evet. Yapmış pek... Bana da o enteresan geldi. Evet, pek görmeye alıştığımız türden bir eşya değil Diana'da. Hani Rabadon tahmin ediyorduk biz. Seros şimdi alt koridora döndü orayı ittirmek için. Hop, hızlıca aldı oradaki minyonları da. O da tabii artık çok daha hızlı bir şekilde o minyonları temizleyebiliyor. Kalista ve Thresh de ona doğru giriyor şimdi. 4 kişilik bir ekip de o alt koridoru ittirecekler gibi gözüküyor. Chiefs takımı şimdi tabii bu alt koridorda baskı kurarken ortadan da süper minyonlar gelecek. Chiefs o yüzden seçim yapmak zorunda kalacak. Alt koridoru mu koruyacak yoksa orta koridoru mu koruyacak? Detonation Focus Me bu şekilde bir kule daha belki alabilir alt koridorda. Şimdi Maokai'nin koridora üst koridora gelmesini ve rakibi ikiye bölmeyi bekliyorlar. Bu arada Zeke'in habercisi gene yapılmış onu da belirtelim Thresh tarafından. Bu arada Kalista da enteresan bir eşyanın habercisi. Hem Alaz Cevher almış hem de Ağırkan almış. Bir kara balta mı gelecek acaba orada? Bu arada Utapon şimdi Swiper'ın üzerine doğru gidiyordu, vazgeçti. Kara balta şu açıdan mantıklı tabii. O kadar fazla saldırı yapıyorsunuz ki... Sıfır tutmayı başardı Kazu ama
devamında çok fazla bir şey olmadı. Evet. Rakibin zırhını eritmek için çok iyi bir tercih Karabaltı ama pek gördüğümüz tercih değil Kalista'dan. Yani tabi bu saldırı yaptıkça hızının da artması orada Kalista'nın işine yarayabilir. Üzerine yaldır yaldır koşan. Esas ama tabi arda arda gelen otomatik saldırının tabii rakibin zırhını %30 oranında kadar düşürmesi, evet, parçalaması bu, yani. Bu çok önemli. Yutapon bu arada bir kule daha aldı yukarıda. Takım arkadaşlar alt koridoru ittirirken. Yani bir ortadan da süper minyonlar geliyor. Şu anda Detonation Focus bir bu kuşatmayı iyi götürüyor. Bunu söylemek lazım. Altın farkı 8000'de kaldı. Şimdi Swiper'la Utopon karşılaştı yukarıda ama Swiper bir de hareketler yapıyor. Yani çok sanki ileride gibi. Bu arada yani o tabii Victor ve Sivir olduğu zaman yalnız bir takımda minyon dalgası diye bir şey bırakmıyorlar. Minyon tabii dalgasını tüm anında yok ediyorlar anında yani. İki. O yüzden kuşatma yapmakta hayli zor bu kompozisyona karşı. Şimdi Utopon orta koridora döndü. O süper minyonlarla birlikte ittireyim bari dedim. Takıma da biraz yakın olmak istedi Detonation Focus Man'in diğer dörtlüsüne. Şimdi orada pembe bir tane totem gördü. Onu kesmeye çalışıyor. Alt koridorda bir kez daha kuleye vuracak aralık yakaladı Detonation Focus Man takımı. Hilal saldırısı Victor'a tutmuştu. Yani İyi orada kaçtı. Evet kaç. Yani uzak mesafeyi çok açınca o kadar araya girmek istemedi Seros. Döndü şimdi. Burada mavi güçlendirmeyi alacak kendisine. 41 saniye sonra Baron çıkacak. Bu uzun süren kuşatmadan sonra Detonation Focus Me Baron'a doğru yönelecektir diye tahmin ediyorum. Dediğimiz gibi de kuşatması en zor rakip belki de. Hem Victor hem Sivir varken minyon dalgaları kuleye geliyor, anında yok oluyorlar. Evet. Sivir şu anda İskin her yapabilir. Geçen hani Detonation Focus Me'nin üstünlüğünü avantajını sonuca dönüştüremediği her geçen dakika, oyunda ilerleyen her dakika Chiefs'in lehine. Çünkü aradaki altı farkı azalmıyor fakat önemi azalıyor. Hı hı. Yani 10. dakikadaki 5000 altına 50. dakikadaki 5000 altı arasında dağlar kadar fark var. Hı. Ve şu anda altı farkı 7500 yani gittikçe azalıyor o altının önemi. Evet, 7500 ve Baron canlı şu anda. Detonation Focus Me oradaki alanın kontrolünü eline geçirmiş gibi görünüyor şu anda. Seros oradaki minyonları ittirmeye gitti. Aykarim alt koridorda ışınlanması var fakat Spooks yine Baron'un arkasında bekliyor. Oraya bir tane totemini koymuş yerleşimi. Astrore Baron arkasındaki o çalının içindeki görüş avantajını tekrardan takımına verdi. Baron başlayacak mı? Nihayet şimdi Baron'a başladılar. Riskli bir başlangıç bu. Çok riskli. Hekarim önce geriye dönüyor. Önce geriye dönecek, sonra sığınak botlarıyla birlikte gelecek derken Maokai geliyor. Detonation Focus Me bıraktı. Maokai geliyor dediğin gibi. Tutmayı da başardı ama İlcim hemen onu şöyle bir uzaklaştırdı takımından. Sen Hekarim hala kullanmadı. Base'de bekliyor. Üstünde bekliyor. Işınlanma kullanmak için. Alistar ona Maokai'ye sen nereye geliyorsun dedi. Aynen gerisin geriye postaladı. Şu anda Kazu, Rokenia, Astrore, Ejderha'ya doğru bir rotasyon yaptılar. Üçüncü Ejderha güçlendirmesi için bekliyorlar. O 20 saniye var yaklaşık bu Ejderha'nın çıkmasına. Chiefs takımı pek bunun için bir çaba sarf etmeyecek gibi görünüyor. Utopon bu arada kullandı o görkemli zaferini ama işte o çekim alanının içinden geçince yetişemedi rakibine. Bu ejderhaya bu kadar önem vermek ilginç. Yani üçüncü ejderha tamam hareket hızı veriyor ama rotasyonlarda yardımı olmasını istiyorlar olabilirler. Bir de yani bedavaya aldılar. Hiçbir bedavaya şey olmadan tabii ama o yüzden yani o ejderha çıkana kadar 40-45 saniye hiç öyle gezindiler. Beklediler evet. Orada. Sivir yani şu avantajını Detonation Focus Me'nin daha fazla bastırması ve bu avantajdan daha büyük fark yaratması lazım. Ben şunu merak ediyorum. Rokenia acaba o Karabalta'dan sonra ne yapacak? Sihir içen. Oldukça defansif esasında. Karabalta geldi bu arada. Geldi onun üzerine ve sihir içene başladı. Enteresan. İşin ilginç yanı
Karşı tarafta büyü hasarı Victor dışında pek yok. Yani sihir içen iyi bir tercih değil. Evet. Bir rakip de oldukça tanklaşmaya başlıyor. Yukarıda Hikarim dev kemeri almış, iki tane kumaş zırhı almış. Yine Rek'Sai dev kemeri, artık kumaş zırhı var. Ön safları da giderek güçleniyor çift takımın. Bu arada şimdi sivri ultisiyle birlikte orada savaşı başlatacaklar. Kazuo aradan birini tutmayı başardı ama onu kurtaran Rokenyi oldu ultisiyle birlikte. Arkadan Sivir odaklanmaya çalışıyor. Rokenyi onu almayı başardı. Diğer tarafta Seros hala hayatta. Bakalım Raider oradan uzaklaşmış gibi görünüyor. Seros şimdi yakalayabilecek mi? Raider'in üzerine doğru gidiyor. Son bir vuruş gelecek mi? Raider ile son anda almayı başardı ama kendisi de düştü. Diğer de Spooks kaçmaya çalışıyor arka tarafta. Ve o kaçmayı başarıyor. Seros'u kaybettiler ama yani, bu baronu almaları için zaten Rokenya'ya ihtiyaçları var. Rokenya'nın yanına yaklaşan olmadı ya. Rokenya o kadar rahat şey yaptı ki, savaş boyunca o kadar rahat hasar çıkardı ki. Evet. Mızrakları biriktirdi, 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 biriktirdi. Çalmaya çalışacak mı acaba? Yok. Zannetmiyorum. Kalista'dan çalmak imkansa yakın ya. 2200'den falan indirir onu. Yani aldılar. Aslında biraz koordine olamadılar. Koordine olamadılar tam. Bu arada Baron'u tabii Seros alamadı sadece şu anda. O ekipten Swiper alt koridora doğru iniyor. Tekrarını izliyoruz bu arada. Bakın arka tahta Rokenya, özellikle dikkat edin. Ya bir de burada Thresh'i kurtarıyor. Yani o az canlı Swiffer'ın burada şanssızlığı Rokenya'nın üzerine doğru sıçramış olması. Diğer tarafta ise Seros ve Utopon Astrolo ile birlikte 4 kişiyi önlerinde tutmayı başarmışlar. Takımı ayırmak çok önemli böyle noktada. Ya Seros çok iyi oynamış burayı. Zonya'yı çok doğru zamanda kullanmış. Sivir'in üzerine çok doğru zamanda konsol edip Sivir'i düşürmeyi başarmış kendi düşmesine rağmen. Hem Sivir'i hem Swiper'ı oyalamış. Oradan birebir çıkarmış. Takım arkadaşı da arka tarafı temizlemiş. Harika oynamış açıkçası Seros burayı. Evet. Ve şimdi o baron güçlenmesiyle birlikte Detonation Focus Me orta koridordaki imitörü tekrardan almaya çalışıyor Rokenya. Hızlı bir şekilde indirdi zaten, eritti orayı. Yaz bu sefer tek inhibitor kulesiyle kalmayacaklardır diye tahmin ediyorum. Evet. Çünkü gerçi alt koridor ve üst koridor biraz sıkıntılı durumda. Minyon kontrolü konusunda başarılı değiller ama olsun, anında iterler oraları. Bir tane daha aşırı büyük sopa almış bu arada Seros. Onu bakalım artık bir Abaddon yapacaktır diye tahmin ediyorum ben. Muhtemelen. Yani parası olunca tabii. Tabii. Luden'den önce yapması. Parası varmış bak. Al sana Abaddon. Geldi işte. Geri dönüyordu zaten. Son eşya olarak da çok büyük ihtimalle bir içlik değneği yapacaktır. Evet. İçlik değneği olabilir. Swiper yukarı koridoru ittiriyor bu arada. Onun da ışınlanması mevcut. Ya Swiper'da belli bir, yani o Hikarim'de belli bir seviyeye geldi. Üçlü kuvvetin yanına Randuin'i yapmış. Çok kısa bir süre sonra ruh gömleğini de tamamlayacak. Her şey hazır ama tabii gerek şu anda Diana'nın gerek Kalista'nın bulunduğu durumda pek karşı koymak kolay değil o ikilisine. Bir totem dağıttı yan tarafa, koridorun yan tarafına görmek için Astarore. Şimdi ittiriyorlar, bakalım alabilecekler mi? Rek'Sai ve Hikarim esasında çok uzakta. Bu onlar için bu kuleyi düşürmek adına fırsat olabilir. Bu kadar net bir fırsat geçmeye de bilir ellerini tekrardan. Evet, şimdi araya girdi. EG'im daha fazla bekletmek istemedi. Arkaya ışınlanma geldi. Rokenya EG'ime çok fazla hasar verdi. Yalnız Swiper oradakinin üzerine gidecek. Seros'un üzerine gitti ama Seros hemen Zonya'sını kullanıyor. EG'im düştü ilk olarak. Ardından bakıyoruz şimdi Swiper'a odaklanmaya çalışıyorlar. Swiper da düşüyor. Detonation Focus Me adım adım finale, daha doğrusu bu maçı kazanmaya doğru gidiyor. Bu maçın finaline doğru gidiyor. Ve Katliam'la birlikte bu maçı bitiriyorlar. Yani herhalde sürpriz böyle bir şey, sürpriz yapabilirler demiştik ama Chiefs takımı gerçekten o ilk Bangkok Titans maçıyla alakasız oynadı ya. Ya Spooks'un ilk baskını o kadar kötüydü ki, daha sonra da oyunda zaten hiç yoktu. Sıfır evet, etki, evet, yani. Sıfır evet. Etki neredeyse. Öne geçen bir Kalista'ya karşı durmak çok zor. Üstüne üstlük daha sonra bir türlü Kalista'ya odaklanamadılar. Evet. Şimdi mesela son takım savaşını görüyoruz. Işından atan bir tane Hikarim var. Hikarim'in ışından attıktan sonra tabii eskisi kadar sığınak botuyla eskisi kadar etkili olmuyor ama nereden geldi dikkat ettin mi? Ormanın içine geldi. Alt koridora geleceğine üst kapısından gelip Seros'a odaklanmaya çalıştı. Halbuki Rekonya vardı önünde. Tabii canım. Ve ilk odaklanmanız gereken isim Rekonya. Tamam, Seros çok ciddi bir suikastçı diye alarm çıkıyor ama Rekonya arkadan 3 hedefe aynı anda saydırıyor. Ve son 2 takım savaşında o Kalista 3 hedefe istediği kadar mızrak atmayı, kimse yanına yaklaşmadı. Sonra o biriktirdiği mızrakları Jeni Sök yaptığında 3 hedefi birden zaten mahvediyor. Takım savaşı
Ormanda Spooks'un performansı. İlk maçta soru işareti, bu maçta çok kötü oynadı zaten. Evet, evet. Rexay seçimi zaten büyük soru işareti. Fakat daha önemlisi takım savaşlarında odaklanma konusunda, görev paylaşımı konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyor Chiefs takımı. Bu maçta da gördük. Detonation Focus mu yalnız? Büyük takdir hak ediyor. Ne demiştik onlara? Buraya tecrübe kazanmaya gelecekler. Kendi yapacakları konusunda fikirleri var. Bunu uygulamak konusunda hiçbir şekilde moral de bozmuyorlar. Rahat oynamak her zaman biraz daha kolaydır belki de. Burada bir güzel bir tecrübe kazandılar. Belki Chiefs'e de bir tecrübe vermiş olabilirler. Takım savaşında odaklanma konusunda. Ya bir de şöyle bir şey var. Detonation Focus Me bence biraz Bangkok Titans'a da gözdağı verdi böylece. Bangkok Titans'ın agresifliği bu tip tecrübesiz bir takımı biraz daha zorlayabilir. Yani şöyle metodik oynayan bir takıma karşı hangisinin daha iyi hangisinin daha kötü olduğundan bahsetmiyorum. Chiefs sonuçta Bangkok Titans'ı yendi yani. Fakat bu tip metodik oynayan fazla agresif. Çünkü 25 dakikada Spooks'un yaptığı hatalı basitle hiçbir şey olmadı maçta ya. Evet evet. Böyle al gülüm ver gülüm değiştiler hiçbir şey yok. Koridor değişimi, minyon değişimi. Şimdi böyle takımlara karşı oynamak Detonation Focus Me için daha kolay. Evet doğru söylüyorsun. Çünkü hata yapmıyorsun. İstediğin gibi yapıyorsun. Belli bir güç seviyesine geliyorsun. Orada bir tane hata yaptığı zaman rakip Kaliste 3 skoru verdiği zaman acayip öne geçiyor. Hayat ne güzel. Evet doğru ondan söylüyorsun. Ama Bangkok Titans sürekli baskı altına koyacak. Tecrübesiz takımı hataya zorlayacak. Ve Detonation Focus Me'nin o hataları yapma riski var maalesef. Yani o yüzden yani Chiefs, Bangkok Titans hangisi daha iyidir, hangisi daha kötü tartışması değil bu. Ama Detonation Focus Me için Chiefs'e karşı oynamak daha kolay. Doğru söylüyorsun. Yani Detonation Focus Me burada çok önemli. Bir de Chiefs'ten çok önemli bir puanı aldı esas. Onu söylemek lazım. Yani bu kadar hani turnuvada belki ikincilik için en büyük favori olarak gösterilirken bir anda böyle bir puanı kaybetmek, hani banko cepte görülen bir puanı kaybetmek çok önemli. İşte böyle turnuvalarda da işte banko düşünmemek lazım her zaman. Banko düşünmemek lazım. Şimdi biz tabii ki Dark Pass için kazanmış ama şimdi mesela Bangkok Titans'da bir şekilde Dark Pass'ı yenebilirse ki yenebilir. Evet. Bütün takımlar bir galibiyet bir mağlubiyet olacak yani iki maç sonunda. Aynen. Hiçbir şey belli olmamış olacak. O yüzden yani tamam Dark Pass favori, Detonation Focus Me'nin nispeten daha zayıf gözüküyor falan ama hiçbir şeyin belli olmadığı turnuvanın final burası. Her şeyin vadede belli olacağını görüyoruz. Aynen burası final arkadaşlar. Kolay değil. Hiçbir maç. Şunu söyleyelim ben sırada iki tane üst üste Dark Pass'ın maçını izleyeceğiz. Bir tanesi Chiefs'e karşı, diğeri Bangkok Titans'a karşı olacak. Ve ondan sonra da bir maçımız daha kalıyor. Detonation Focus Me ile Bangkok Titans arasında bir maçımız daha kalıyor. Bunu da sizlere söyleyelim. Analistlerimiz şimdi yerlerini alıyorlar. Birazdan onlara doğru geçeceğiz. Sen neler söyleyeceksin Kaan? Sonraki maçla ilgili hemen çok kısa onu alayım. Bangkok Titans maçı ile ilgili. Evet, Dark Pass'ın Chiefs maçı ile ilgili. Şimdi Bangkok Titans oynayacak. Pardon, Bangkok Titans maçı. Şöyle ya Bangkok Titans'a karşı yapılacak şey belli. Mümkünse Shen'i alın. Agresif olmayın. Biz Dark Pass bazen kontrollü oynamakta zorun yaşıyor. Agresif oynamayın. Zaten teknik olarak onların yapacağı hataları çok iyi değerlendirebilirsiniz. Yani Dark Pass ve ilk maçtaki seçim yasaklama ekranındaki tuhaflıkları da yapmamak lazım. Yani rakibin sizden agresif olmasında bir sorun yok. Bunu kabul edip ona göre oynarsanız Chiefs'in yaptığı gibi kazanmaya çok daha yakın taraf Dark Pass. Ama dediğim gibi eğer biraz evvel Chiefs'in yaptığı hataları yaparsanız da Bangkok Titans'ı çok rahat cezalandırabiliyor. Evet, analistlerimiz de yerlerini aldılar. Şimdi sözü onlara doğru bırakıyoruz. Chris ve Scarlett'in yanında Detonation Focus Me'den bir misafir var. Bakalım neler konuşacaklar. Glandal ve Kaan Kural'a Second Place'e teşekkür ediyoruz. Ve analiz masasında beraberiz. Yanımızda da Bonzin var, takımın yedek yüz koridor oyuncusu. Finallerden sonra, daha doğrusu Japonya'da gerçekleşen mevsim finallerinden sonra yerini Utopon'a bırakmıştı kendisi. Çünkü bölge finallerinde Utopon üst koridora eski rolüne geçiş yapmıştı. Bonzin de burada 6. oyuncu olarak bulunuyor. Öncelikle, first of all, welcome and congratulations for your win. Thank you very much. And first of all, I would like to ask, you didn't play this game. Yeah. But how do you see the team's performance since they lost the first game, but now you get a win? And this is your second international win. First of all, we are quite happy about the first win in this tournament. I mean, this IWC queue. And of course, the first game didn't go too well on us. But until the mid game, we could come up with the like head to head. So we were kind of confident about we can do this, we can win this tournament. So second game, so the early game, the Callister picked up the 3 kills at the beginning, and it was kind of snowballed from that.
point and we could pick up the couple of the good good team fights and yeah, pretty clean clean game I think it was. Evet, neler dediğini açıklayalım hemen. Benim sorumda sen bu maçta oynamadın ama takımınız önemli bir galibiyet aldı. Neler düşünüyorsun? Tarzında bir soru sordum kendisine ve dedi ki ilk maç oyunun ortasına kadar iyi gitmiştik. Dark Passage'a karşı oyunun ortasına kadar iyi gitmiştik. Geri çevirebilirdik ama olmadı. Ama bu maçta oyunun başında Kalista 3 tane skor aldıktan sonra biraz oradan kartopu etkisini de arkamıza alarak daha sonrasında güzel takım savaşları çıkartarak galibiyete uzandık. Biz ilk maçı kaybettiğimiz halde moral bozukluğu yaşamadık. Çünkü bu turnuvada galibiyet alabileceğimizden emindik. Kendimize inanıyorduk dedi ve sözlerini tamamladı. Scarlett, senin kendisine bir sorun var mı? As far as I know, Zilean is Seros' main champion and yes, they even banned it in the finals four times, at least four times I think. Yes, they did. But he performed on Diana much better than he did on Zilean. So first of all, what is the mindset behind the Zilean pick and after this Diana performance, mm-hmm, do you think people will leave Zilean open so that maybe Seros will pick Zilean instead of another strong pick? Yeah, of course, Seros picked more like Kelly, mm-hmm, Kelly champ compared to the first game, Zilean. Yeah. And I think that's because we, I mean, the Seros was our main Kelly and mm-hmm, he can do well in the team fights, laning phase. So instead of the let him do in the supportive role, we let him do the more Kelly, yeah, oriented champion. So uh-huh, when it comes to a supportive role, why does he pick Zilean instead of something like Lulu or Orianna? Yeah, that's probably come from his characteristics and yeah, he do some weird jumps. Yeah. he likes to play okay, those weird jumps. Yeah. Okay, I understand. Seros'un bu Zilean tercihiyle ilgili bir soru yönelttim. Kendisi çünkü Japonya'da da hep bu Zilean oyunları ile biliniyor ki finalde de üzerine bir 4 tane Zilean yasaklaması çekmişti. Ama bu oyunda hani Zilean gibi biraz daha böyle destek, biraz daha işlevsel bir şampiyon yerine daha böyle takımı taşımaya yönelik Diana gibi bir tercih yaptı. Yani biraz daha işte işlevselden ziyade ona böyle o bizim hani asıl taşıyıcılarımızdan bir tanesi olduğu için biraz daha taşıyıcı bir şampiyon vermek istedik gibi bir söylemde bulundu Bonzin. Bunun dışında yani neden hani eğer destek bir şampiyon, orta koridor şampiyonu seçmek istiyorsa neden Zilean seçiyor ama Orianna ya da Lulu gibi bir şampiyon seçmiyor gibi soru yönelttim. Onun cevabı da yani değişik tercihler yapmayı seviyor. Biraz daha karakteri öyle o tarz ilginç seçimler yapmayı tercih ediyor gibi bir söylemde bulundu. Another question. So as you said, this was a pretty much a clean win for you guys. But if we had reverse the roles, if we had reversed the champions, if you guys had Chiefs' team composition, if you guys had like Hecarim, Rek'Sai, Victor, Sivir, Alistar, what would your mindset be? What would your plan be to win a game as those champions? Win the game? Okay. It's kind of difficult, but yeah. Probably, yeah, we're gonna definitely have to win in the team fights, mm-hmm, that's, since that's a team fight comp. So yeah. And yeah, so we're gonna focus on the mid game engage part, engage, mm-hmm, team fight. So yeah, that's how we're gonna win the game. Okay, thank you. That comp. Yeah. Biraz daha böyle hani şampiyonları değiştirseydik, hani sizde Chiefs'in takım kompozisyonu olsaydı nasıl bir kafa yapısıyla maça girersiniz şeklinde bir soru yönelttim. Ona da yani biraz daha böyle engage yani savaşa girme, takım savaşı yapmaya yönelik bir kompozisyon kurdu Chiefs ekibi. Bu yüzden yani onun etrafına oynamak daha mantıklı olur gibi geliyor şeklinde cevabını da verdi. Chris, senin var mı sorun? Tabii ki. Evet. Bonzin, I would like to ask that. Mm-hmm. Now, you're not playing in the team right now. Yeah, and Yutapon went to top lane. Mm-hmm. Is there any plans that you're going to play at the rest of the tournament? Or Yutapon will stay as a top laner? And how do you describe this mm-hmm change affected the team? Oh, yeah. I think I'm not going to play for this tournament. Yutapon's switched low to the top lane. That was definitely big for our team, and he can do
like he can tank and also he can be aggressive and help teammate more than me. So yeah, it was pretty big change for us, I guess. And it was definitely It was good. Thank you. Yeah. Bonzin'e şunu sorduk öncelikle, onu belirtelim hemen. Turnuvadan hemen önce Bonzin üst koridoru bıraktı ve Utopon onun yerine üst koridora geçti. Utopon da takımın nişancısıydı. Bu değişiklik seni ve takımı nasıl etkiledi ve mücadelenin geri kalanında, turnuvanın geri kalanında üst koridorda seni görme fırsatımız olacak mı diye sordum. Ancak kendisi muhtemelen bu turnuvada oynamayacağım şeklinde bir yanıt verdi ve Utopon'un üst koridora geçişi takımı kesinlikle iyi biçimde etkiledi dedi. Utopon'un üst koridora geçişiyle zaten bölge finallerinde de çok çok iyi bir oyun sergilemişti. Sonrasında onun bu değişikliği yapması takımın üst koridorda da bir taşıyıcı potansiyeline sahip olmasını sağladı diyebiliriz. And another question. As we see in Japan, many teams, actually your team, Detonation Focus Me, changing the roles too much. For example, Rokenya went to jungle, went to support. Now he's AD carry. But Kazu, actually an analyst, but he's now support. And same for Utopon too. How do you think this affects your team? Yeah, of course we had some difficulties going through the a lot of the position swaps. But right now we're still seeking for the what's best for us, and we kind of have to figure out still. Okay. What was the question again? The question was actually your team changes the roles too much. Mm-hmm. And what is how does this affect your team? Mm-hmm. What do you think? Is that improved the team? Or it seems a little bit a bad team play right now? But actually, as I see, it definitely improved us. Yeah, and I think it's gonna be get better and better after this. Yeah, so as the tournaments goes on, we can be a more stronger team. Yes, I believe in it. Evet, Bonzin'e sorumuzda şunu ilettik. Sürekli olarak Japonya'da takımlarda değişiklik yapılıyor ama sizin takımınızda özellikle çok fazla rol değişikliği oluyor. Örnek olarak takımın şu anda nişancı rolündeki Rokenya önce orman rolünde oynuyordu, sonra destek rolüne geçti, şimdi nişancı rolünde oynuyor. Ondan sonra takımın analisti Kazu şu an destek rolünde, Utopon yine bahsettiğimiz gibi üst koridora geçti. Bu gibi değişiklikler takımı nasıl etkiliyor? Acaba takımın daha iyi bir yöne doğru gittiğini mi düşünüyorsun yoksa kötü etkilediğini mi düşünüyorsun tarzında bir soru ilettik kendisine. O da bu noktada takımın ben geliştiğini düşünüyorum dedi ve turnuvada, böyle turnuvalarda oynadıkça da giderek daha da güçleneceğiz dedi ve şimdilik kendisine teşekkür ediyoruz. Thank you so much. Thank you very much for having this interview with us. And is there anything you would like to add to fans? Yeah, of course. I'd like to thank all the Japanese fans and the sponsors and the everyone cheered for us. Thank you very much. Evet, teşekkür ederken son olarak belirtmek istediğim bir şey var mı diye sorduk. O da sponsorlarına. Japonya'da onları takip eden ve destekleyen herkese, aynı zamanda da destekleyen izleyenlere teşekkür etti. Ve şimdi Bangkok Titans'ın videosuna geçiyoruz.